Cümleten selamlar hüküm arkadaşlar. Kardeşiniz üstten nerede? Karavanın içindeyim. Şu tesisatını başladım. Monte ediyorum buraya arkadaşlar. Yani şu tesisatını dediğim cihazlarını. Bu dağıtıcı arkadaşlar. Bu hidroporumuz. Su buradan girecek. Filtreden geçecek. Sonra hidropor suyu buradan dağıtıcıya verecek. Dağıtıcıdan da bu uçlardan şu hortumlardan ben yaptırdım zaten. Bakın burada da var. Hazır. Bunları buraya montalayacağız. Ondan sonra buradan biri dış duşa, biri de mutfağa gidecek. Bir tanesi de boşta duracak arkadaşlar. Şurada iki tane daha boşta olacak. Oralara kör tapa koyacağız. İleriye doğru lazım olursa hazır işte. Hemen tık 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 takacağız. Şimdi bununla uğraşıyorum. Şuraya bir aparat lazım oldu. Şimdi bu takılıyor da, bu buraya oluyor da. Bu bana pek şey gelmedi. Ama ha bu bunun içine giriyormuş. Şuna biraz daha şey sararsak biz şu dalgadan biraz daha sararsak belki bu alet o zaman onu kurtarır. Ha bak bu bunun içine giriyormuş. Ben sanıyordum. Ha şimdi olabilir. Evet. İşte öyle arkadaşlar. Bugün sabah yine servise gittik. Biliyorsunuz müze olduğu için onlar dümdüz çalışıyorlar. İstirahat istirahat yok yani onlara. Onlara olmayınca tabi onlara derken şöyle yani mevcut zaten 16-17 kişi var onlarda. Sırayla bugün 2 kişi götürdüm. Mesela geceye de 2 kişi götüreceğim. Götürdüm o 2 kişiyi alıp geleceğim. Yarın yine aynı öyle. Öyle öyle işte. Onlar çalışıyorlar. Biz de çalışıyoruz. Bakalım ne bayramımız var ne seyranımız var. Takıldık kaldık bu işe vallahi arkadaşlar. İş iyi güzel hoş da işte bu bayram mayram yok dümdüz. Vatandaş sanmıyorum ekstradan bir şeyle versin. Hani bayramda çalıştık diye. Hiç sanmıyorum vallahi. Neyse artık şu ayımızı bir dolduralım. Ondan sonrası Allah kerimdir. Bakalım hem o zaman veriyor mu vermiyor mu. Belki biz şimdi vermiyor diyoruz ama adam çıkarıp verecek. O zaman da şey olmayalım yani. Hani. Ama zannetmiyorum yani vereceğini. Şu karavan camını açayım. Hah şöyle. Hava girsin biraz. Gerekirse bunu da açalım. Nasıl olsa Rüstem kardeşimiz yaptı bunları. Evet. Şöyle bakın tık açıldı. Bu da açıldı. Püfür püfür eser şimdi. Kapımız da açık. Bugün İstanbul'da güzel bir hava var. Burası ne çarşamba ne perşembe ne cuma. Gattı karıştırdı burayı. Şunu aldım. O alta tüpün oraya delik açmıştık ya arkadaşlar delikler. O deliklerin üstünü böyle filtre şeklinde olsun. Yani oradan bir şey girmesin. Ne bileyim sineğiydi, böceğiydi falan idi filan idi girmesin. Bu engelleyecek. Bunu onun için aldım. Buralar birbirinde takır taklavat var. Neyse arkadaşlar. Şimdilik hal vaziyet bu durumda. Çalışmaya devam. Allah kısmet ederse bayramdan sonra aracımızı muayeneye sigortaya sokmaya niyetimiz var. O yüzden çalışmaya devam. Şunu halledeyim. Halledikten sonra hortumu falan bağlayayım. O zaman yine açarım arkadaşlar. Eğer becerebilirsem yaparken de açarım yani. Evet arkadaşlar. Tepe başına geldik. Tepe başındayız. Yine o meşhur sokağa çekiyorum. Bugün düne göre biraz sakin. Bakın bugün düne göre biraz sakin. Ama o malum yer yine dolu. Çakılı. Dolu orası kıtlana kadar. Karşılar da aynı. Sokak da aynı. Evet. Buralar hep şey arkadaşlar. Bakın ne yazıyor? Meyhane. Öyle yazıyor. Şu sokağın içi de aynı arkadaşlar. Bakın. Evet. Ne yaptık? Bugün o su tesisatıyla ilgili biraz uğraştık. Siz de seyrettiniz, gördünüz. Bir iki ufak tefek aparat lazım. Yarın onları temin edeceğim.
Onu da halletmiş olacağım. Ama tabii arkaya sonra monte edeceğim. Kilitleri taktıktan sonra. Çünkü o bagajların kilitleri aktif değil arkadaşlar, çalışmıyor. O kilitlerin hepsini alacağım. Tek tek takacağım. Ondan sonra o işi halledeceğim. Yani monte işini o zaman yapacağım. Şimdilik nasıl olsa su lazım değil bize. Biz sadece bir çalıştırırım, çalışıyor mu diye, ama onun içinde bir daha suyu doldurmak gerekiyor. Tabii ki onu deneyeceğiz, deneriz onu. Kilitleri değiştirdik. Kilitler zaten bu bayramdan sonra şeye gidersem şayet, Karasörcü'ye, orada değiştireceğim arkadaşlar. Niyetim öyle yani. İnşallah bir aksilik çıkmaz. Orada hallederiz bu işi. Her zaman çektiğimiz yere geldik. Arabamızı çekeceğiz buraya. Gelecek olan arkadaşları bekleyeceğiz. İki kişi gelecek zaten. Onları alıp doğru devam. Şu taksinin önüne çekeyim ben. Taksinin önünde durayım. Müzenin önüne gideceğim de orada yer bulamam. Biliyorum. Bende o şans yok. Şöyle bir yanaştırayım arabayı. Acaba basamak çarpacak mı? Dur bakalım. Aa, yok, basamak yukarıda kaldı. Tamam. Evet, Haliç aşağıda, Kasımpaşa Stadı hemen dibinde. Buraları zaten öyle söyledim, hep TRT'nin binası falan filan. Arabamızı da istop edelim. Arabamız 5100 kilometreye geldi arkadaşlar. Dediğim gibi, o su işini falan da bitirdikten sonra belki birkaç gün boş durmamak için Webosta'yı da, o kaynak işinden sonra Webosta'yı da bağlayacağım arkadaşlar. Bakalım, belki diyorum bir ihtimal bir poliüretan boya yapar mıyız arabaya? Onun bir hesabını kitabını yapacağız. Ona bir bütçe ayırabilirsek, öyle bir niyetimiz var arkadaşlar. Öyle bir niyetimiz var. Bakalım. Allah büyüktür diyelim. Evet. Şimdilik tepe başından size bu kadar arkadaşlar. Devamı kısmet olursa şeyde, karavanda olacak yine. İki gün arabaya gelmeyeceğim. İki gün cuma kullanacak arabayı, arabanın sahibi. İki gün izin yapacağız. Ondan sonra yine biz geleceğiz. İsa kardeşim de sağ olsun, İyi temennilerini iletmiş. Abi işte devam et, güzel iş falan filan. İsa'cığım, yorumda da yazdığım gibi, abicim işte bir sıkıntı yok. Hani daha işte bu sabah çok erken kalkmak, 4'te kalkmak biraz her gün beni yoruyor. İşte 4 çeyrek yahut 4.30 gibi kalkıyorum. 4.30'da kalkarsam çayımı içemiyorum, ama 4'ü çeyrek geçe kalkarsam bir bardak çay içiyorum. Ondan sonra zaten arabanın yanına gitmem 10-15 dakikamı alıyor. O arabayı aldıktan sonra da 20 dakika sürüyor benim durağa gitmem. İşte bunların hepsi, yani 5'i 20 geçe ilk duraktan hareket ediyorum. Mecbur o saatte kalkmak zorundayım. İşte bir tek o sıkıntısı var. Sabah 4'ü çeyrek geçe kalkma olayı. Yoksa başka serviste gerçekten bir sıkıntı yok. Arabanın ufak araba olması artı. Benim için yeni araba olması daha da artı. Bakalım hakkımız hayırlısı. Benim bu arabayı bırakmam için çok çok iyi bir harfiyat arabası olması lazım arkadaşlar. Hani servis arabası daha olmaz zaten. Bunu bırakıp da bir servise gitmem kesinlikle, ama şöyle çok iyi tanıdığım, bildiğim bir harfiyat arabası olursa ancak o zaman belki ikna olurum. Yoksa öyle her harfiyatçıyla anda artık bu saatten sonra uğraşmak istemiyorum. Onlar da benimle uğraşmasın. Öyle bir düşüncemiz var arkadaşlar. Evet, kısmet olursa ya karavanda ya da ilginç bir şey görürsem açarım. Yoksa karavanda, az sonra görüşürüz.
Evet arkadaşlar, servis bitti. Gazi Osman Paşa'da. Şimdi buradan Sultan Gazi'ye çıkıyorum. Oradan eve geçeceğim. Şu yolumun üzerinde şurada bir arkadaşım var. Sizden iyi olmasın. O da karavan yapıyor. Onu da karavanının yapım aşamasını çekiyor arkadaşlar. YouTube'dan paylaşıyor. Kırmızı karavan yazarsanız o arkadaşım çıkar. Onu da takip edin isterim, seyredin. Bakın hemen şurada karavanı. İşte karavanı bu arkadaşlar. Şu an açık mı? Yok. İçinde değil kendisi. Ama arabası burada. Buradan seyrediyorsa ona da kolay gelsin. İnşallah o da bitirecek yakında. Fazla bir işi kalmadı. İnce işi var onun da. Yapar. Tıkır tıkır yapar atar. Sorun değil. Buradan tekrar ona selamlar olsun. Kırmızı karavan diye YouTube'a yazarsanız çıkar arkadaşlar. Onu da seyreder. Beğeni yapın. Fikir alışverişi yapın. Görüşmek üzere birazdan. Evet. Kendi karavanımızda görüşmek üzere. Karavanın içindeyim arkadaşlar. Şu basaç kilidi biraz zor çalışıyordu. Onu değiştirdim. Ondan sonra bir de şurayı yaptım arkadaşlar. O demiştim ya hani delik açtık diye tabana. Bakın o açtığımız deliğin üstüne şey kapattım. Ki hani oradan börtü böcek girmesin içeriye. Ondan sonra bakın buraya şey taktım. Şöyle göstereyim. Alarm sistemi bu. Bunu taktım. Sadece cereyanını vereceğiz o kadar. Şuradan cereyanını vereceğiz kabloda. O da gaz alarmı arkadaşlar. Bunu bu tüp için taktım. Bir tane de ötekine taktım arkadaşlar. Ötekinde de var. Oradaki tüpte de var. Bunlar yasalara uygun olsun arkadaşlar. O yüzden yaptık. Şimdi bugün su tesisatına devam edemiyorum. Çünkü sebebi arkadaşlar, sebebi malzeme yok. Şey lazım. Şu uçtan lazım. Şu uçtan. Şunun şöyle olanı yani. Ama nalburlar kapalı. Bayram dolayısıyla o yüzden bir şey alamıyoruz. Alamadığımız için de maalesef yapamıyoruz arkadaşlar. Biz de ne yapalım? Böyle şey yapıyoruz. Boş boş işlerle uğraşıyoruz burada. Öyle arabanın içinde sağa sola bakıyor. Hanım arıyor. Evet arkadaşlar, karavanın yanındayım. Şöyle açtım biraz havalansın diye, bakın camlarını. Güzelce ne havalansın diye açtım. Böyle bu camlar da açılıyor süngülü. Şöyle arabanıza arabaya bindiğimiz zaman bize hemen mutfak karşılıyor. Burada bir oturma yeri yaptık biliyorsunuz. Karşılıklı oturuyorsunuz, masa ortada. Çayınızı, çorbanızı, isterseniz buraya da oturabilirsiniz. Yani burası güzel oldu. Çok güzel oldu. Yani beklediğimden daha güzel oldu bu kısım. Şu kısım beklediğimden daha güzel oldu. Böyle. Burada da artık deniz kenarına falan gittiğinizde oturacaksınız. Pısır pısır. Mis gibi. Sohbetinizi, muhabbetinizi edeceksiniz. Şu şeyi kapattım arkadaşlar demin. Bakın şuraya. Dyson sıktım. Doldurdum o deliği. Ki su mu olayı olmasın. Ondan sonra içeriden de yaptım onu. Şöyle içeriden de yaptık o işi. Ki temiz olsun diye. Evet arkadaşlar. Şimdi bir saniye. Evet arkadaşlar. Oturdum öyle bakıyorum boş boş. Yapacak bir şey arıyorum. Şu an yapacak bir şey de yok karavanda. Nalbur kapalı olduğu için bunları şey yapamıyoruz. Ancak biz arkadaşlar normal herkes işbaşı yaptığında eksiklerimizi alacağız. Yapacağız. Burası da böyle.
çok güzel oldu burası arkadaşlar. Harika oldu burası. Bunu böyle buradan bağlıyorsunuz. Bağlama şeylerimiz de var. Onun da var. Şimdilik millet fazla şey etmesin diye kapatıyorum ben sağını solunu. Bunun da inme ayağı var arkadaşlar. Bu da iniyor buraya kadar. Masa bu seviyeye iniyor. Ondan sonra burada istersen ayaklarını uzat. Seyahat esnasında istersen yat. Ölçmüştüm ben burayı. Unuttum buranın uzunluğunu da. Şurası aklımda. Burası genişlik 75. Şu oturakların 75'e 205 arkadaşlar. Bunun uzunluğu. Yani burada da bir kişi çok rahat yatabilir. Masada da. Arka yatağımız zaten 135'e 2 metre. Mutfağımız arkadaşlar, o PSA grubu arabaların mutfakları ufacık. Bizim mutfağımız 80'e 160 uzunluğunda mutfakta. Belki 160'tan da uzundur da. Durun bakacağım. Mutfağın uzunluğu ne kadar? Bir bakayım haberi ölçeceğiz mi? Bir saniye şu metreyi şöyle bir alalım. Şuradan bir tutalım. Bir saniye hemen alacağım kamerayı. Tam 160. Evet arkadaşlar, tam 160 mutfağın uzunluğu. Aslında şuradan tutabilsem. Kaçtı yine. Kaçırdık. Neyse. Mutfağın uzunluğu 160. Eni 80 arkadaşlar. Mutfağımız çok büyük. Tereklerimiz falan. Bunlar güzel denebilir. Temizlendiği zaman bakın uydumuz orada. Neto uydu. Televizyonda şuraya takacağım. Aslında televizyonun ayağını getirip monte edebilirdim. Bak onu unuttuk. Onu da yapalım. Televizyonun ayağını getirip takalım buraya. Şuraya takacağım televizyonu. Buraya monte edeceğim. Böyle ayaktan böyle bu tarafa o tarafa oynayacak televizyon. Evet. Şimdi şu an yapacak bir şeyimiz yok. Ne yapalım? Arabayı yavaş yavaş kapatalım. Ondan sonra Allah kerimdir arkadaşlar. Akşam zaten servis arabasını alacağım. Yarın sabah yine servise devam. Evet, yavaş yavaş şu arabayı kapatayım. Bakalım nereden devam edeceğiz. Evet, sabah servisi bitti arkadaşlar. Sultan Çiftliği'nde bitti, ekmek fırının orada. Şimdi ben de döndüm eve doğru. Devam ediyorum Allah izin verirse. Şurası, bakın şurası arkadaşlar döküm sahası. Geveci döküm. Şu sağ taraf görünen tepe Geveci döküm arkadaşlar. Resmen bildiğiniz dağ olmuş. Ne kadar araç adaydı. O kadar da yukarı çıkmış. Evet, servisi bitirdik. Şimdi doğru dediğim gibi eve gidiyoruz arkadaşlar. Gün içinde bakalım karavanla eğer nalburlar açarsa karavanın şu tesisatını bitireceğim, bağlamasını. Bakın şuraya metronun otobüslerine bakın arkadaşlar. Şuraya bakın. Ha burası tır parkı. Gerçi bakın burada da damperli arabalar. Metronun burada ben anlamadım. Burası Gediminli otopark mıdır nedir? Hani en az 30-40 tane otobüsü yatıyor orada. Neyin nesi anlamadım. Bilen varsa şeye yazsın. Ben bilmiyorum yani. Şimdi gün içinde dediğim gibi karavanın o su işini bitireyim. Bağlantılarını yapayım yani. Ondan sonra dün kaportacı abiyle görüştüm. Kara sözcüğüyle. Dedim arabanın altına bir iki tane takviye profil attıracağım arkadaşlar.
daha sağlam olsun. Öyle yani 3'ten 5'ten kaçmayalım. Güzel bir şey olsun. Eğer uyarsa hesabıma, hesabım uyarsa arkadaşlar, bakalım biraz düşünüyorum işte. Yalan yok. Poliüretan boya yaptırmayı düşünüyorum arabayı. Diyorum ya, hesabım kitabım uyarsa arkadaşlar. Bugün poliüretan boya da sordum. Vatandaş bana 40 lira gibi bir rakam çıkardı. Gerçi bir şey değil, bir boya da o para ama bilmiyorum işte. İyi midir değil midir, bunu aslında yaptıran arkadaşlar var. Onlar biraz kullansa arabalarını, biz ondan sonra işte yaptırayım diye düşünüyorum. Bakalım, Allah büyüktür. İlk önce bir şu karı sözcüğüne işimizi bitirelim. Aracı bir muayeneye koyalım. Muayeneden geçsin Allah'ın izniyle. Ondan sonra Allah kerimdir. Bakacağız, göreceğiz. Yapacağız yani bir şeyler. Bir şeyler yaptıracağız arkadaşlar. Güzel bir İstanbul sabahı. Allah, hava güzel. Şimdi belli olmaz. Belki arabayı çektikten sonra bir ufak bir tur atarım arkadaşlar. Bir yürüyüş yaparım. Hiç belli olmaz benim sağım solum. Çünkü saat daha çok erken. Bu saatte eve gidip de kimseyi rahatsız etmeyelim. Saat daha 7.20 geçiyor. 7.30'da. Biz bir tur atarız. Bir tur atar, öyle yavaş yavaş eve gideriz. Evet, videonun sonunu da artık Allah kısmet ederse karavanın içinde bağlarız arkadaşlar. Kusura bakmayın, anca böyle videolar çıkıyor artık. Yani harfiyattaki gibi şey değil ama yine harfiyatla ilgili sorularınız, görüşleriniz varsa aşağıya yazın. Bildiğim kadarına yardımcı olurum arkadaşlar. Yani o piyasayı yokluyorum, bakıyorum. Diyorum ya, harfiyatta yani düzgün bir yer olursa, bildiğim tanıdığım, giderim arkadaşlar. Yoksa harfiyata pek gitmeyi düşünmüyorum. İşin doğrusu bu. Şimdilik rahatım çünkü böyle servisimi atıyorum, arabayı çekiyorum, istirahatime bakıyorum. Öteki türlü harfiyatta arkadaşlar yine aynı bu saatlerde başlıyorduk. Ama akşam 6'ya kadar, 5-6'ya kadar devamlı koştur koştur İstanbul trafiğinde. Kolay değil o arabalarla. Hakkımız hayırlısı. Bakalım işte arkadaşlar. Evet. İnşallah gün içinde birazdan karavanımızla buluşuruz. Geldik, karavanın içindeyiz. Şuraları biraz toparladım. Evet. Alet burada. Hidroforumuz, dağıtıcımız. Şimdi dediğim gibi şu dağıtıcının şuralara iki tane körtapa alacağım arkadaşlar. Bir tane de aparat almam gerekiyor şeye. Su deposunun çıkışına bir aparat lazım. Başka da bir şey lazım değil. Ondan sonra su deposundan çıkış buraya girecek arkadaşlar. Filtreden geçecek hidrofora. Oradan buradan devam dağıtıcıya. Dağıtıcıdan da bu dış duş, bu mutfak, bu da neydi, dış duş, ha bu da şofbene gidiş. Aslında bu araya, bu ikisinin arasına bir tane şey koymam lazım arkadaşlar. Bunun gibi bir tane genleşme tankı, aynı buna benzer bir depo, yani su deposu gibi bir litrelik, ondan alayım diye düşünüyorum. Belki alabilirim. Alırsam iyi olur. Nasıl iyi olur? Her çeşmeyi açtığımda o 1 litrelik su depoda bitmediği müddetçe bu hidrofor devreye girmez. Ama yoksa her çeşmeyi açmamızda bu hidrofor devreye girecek. Onun için o genleşme tankını almamız lazım diye düşünüyorum ben. Burada da çayım var. Öyle bir düşüncem var. Şeye baktım arkadaşlar. Siz söyleyin. Burada su var, düşmüş. Şeye baktım.
parçacıyı arkadaşlar. Orada sadece o genleşme tankı arkadaşlar 1 litrelik 1300 lira. Gerekirse vereceğiz arkadaşlar, mecbur vereceğiz. Bu parayı vereceğiz, alacağız. Yapacak bir şey yok. Karavanın içi şimdilik aynı. Pek değişen bir şey yok. Ama yapacak bir şey de kalmadı zaten arkadaşlar. İşte şimdi şu bayramdan sonra kısmetse arabayı götürüp o altında bir iki tane profil koyduracağım. Ondan sonra muayeneye arabayı götüreceğim. Burası da yapıldı, bitti. Muayeneye götüreceğiz arabamızı. O ne? Muayeneye götürdükten sonra da kısmetse Kurban Bayramı'ndan sonra da bir ufak gezinti yapacağız arkadaşlar. İnanın şu an camları falan açtım, mis gibi. Bir de düşünün şu karşıyı da açtığımı düşünürseniz var ya, şurayı da. Karşılıklı süper bir hava sirkülasyonu olacak arabanın içinde. Şimdi bu tip araba yapan arkadaşlar bu camları kesinlikle koymuyor arkadaşlar. Bakın orada iki tane karavan camı var. Burada sürgülü cam var. Bunlar açılıyor. Bunları koymuyorlar. Sadece hatta hiç koymuyorlar. Eğer bu halk otobüsünden bozma arabalar varsa onların camlarının bu üst tarafında ufak kelebek cam oluyor, sürgülü. Onlar var. Yoksa aksi takdirde adamlar koymuyorlar. Arabanın içinde nasıl hava alıyorlar ben onu anlamıyorum. Yerler böyle arkadaşlar. Bakın şurada led ışık döşeli. Bu yanda da var led ışık. Evet. Bu videoda bu kadar olsun arkadaşlar. Her zaman söylediğimiz gibi Cenab-ı Allah'tan hasta olan tüm canlı varlıklara sağlık, sıhhat, şifalar diliyorum. Fakir fukaraya, garip kurabaya da daha iyi iş imkanı, bol bol kazançlar. Bizim gibi ekmeğini böyle direksiyondan kazanan şoför abilerime, kardeşlerime de bakın çalışıyor. Işın ışığı yanıyor. Hırsız, gürsüz, kavgasız, gürültüsüz, patırsız bir gün diliyorum. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Yorum yapıp beğeni butonuna basmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Selametle kalın arkadaşlar. Görüşürüz bir sonraki videoda. Dediğim gibi bu arada harfiyatla ilgili, ne bileyim işte servisle ilgili, hani sormak istediğiniz şeyler varsa alt yorumlara bırakın, karavanla ilgili bilgim dahilinde bahsederim arkadaşlar. Görüşmek üzere. Görüşürüz.